bir kere Ayıp'ım zaten bence çok iyi bir yapım şirketi Türkiye'de. Genelde televizyon ürettiği işlerin de çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu internet dizisiyle de biraz bunu taçlandırdığını düşünüyorum açıkçası. Yani hani iyi ki Ayıp'ımla hani böyle bir işin içine kalkışmışım diyorum açıkçası. Çünkü bence çok iyi üstesinden gelebildik. İçeriğin yeterince kaliteli olamamasından hepimiz yakınıyorduk. Yani bu açıkçası böyle bir güneş gibi doğdu diyeceğim. Bir attık kendimizi ortaya ve arkamızdan bir sürü insan da kendini atmaya başladı. Bu çok mutlu edici, böyle bir şeye yön vermiş olmak, bunun hani ilklerinden biri olmak gerçekten çok çok keyifli yani benim için. Ve projeyi kabul etmemde de bu ciddi bir önemi teşkil ediyor. Çünkü bir saat olduğu zaman sizin için de daha doyurucu bir içerik olmuş oluyor önünüzde. Hani o yüzden hepimiz çok heyecanlanarak başladık diyebilirim. Bilge'nin sezon boyunca çok inanılmaz zorlayıcı sahneleri olmadı. Daha çok böyle bir durumu ve duruşu olan bir karakter oldu. O duruşu da zaten başta bulduğunuz zaman onu devam ettirmek çok zor olmuyor. Çıkabilirsin, yok yazılacaksın. Hocam... dönem başında bildirdiğiniz kurallarda öğrenciler kapı kapandıktan sonra giremez diyordunuz. Yarı açık kapıyla ilgili bir şey söylememiştiniz. Yönetmen görüşmeleri, işte oyuncularla birlikte okuma provaları falan olurken bana kitap okumamı söyledi Mert hocamız. Yani çünkü çok hani aynı gitmeyen noktalar olabilir, hani kendini oraya çok bağlama falan gibisinden. Ben de o yüzden okumadım. Yani okumadığımda hani ben de biraz şey bir tipim, böyle kafamı öyle kodlarsam öyle kalabilirdi, o yüzden okumadım. Seni ihbar etmemem için bir tek soruma cevap ver. Seni ihbar etmemem için hayallerin için ne yaparsın? Can'la kurduğum ilişki de bir noktada böyle hafif bir hani aşktan ziyade biraz hayranlık derecesinde bir yere geldi. Bir gün kalbinle aklın arasında kalırsan aklını seç. Kalp hata yapabilir. Ama bir yandan da Bilge Can'a hayrandan ziyade aslında Can'dan daha bilge bir karakter olduğu için çok da hayran olacağı bir karakter değil aslında Can onun. Birazcık daha yardım etmek isteyeceği, hayatına sızmak isteyeceği bir karakter. Çünkü bir öğrenci ya da çalışan işveren ilişkisinin dışında sadece Can'a bir yardım etmek istiyor. Yani yardımsever bir kız oldu Bilge. Ne istiyorsun benden? Size yardım etmek istiyorum. Bu çok iddialı değil mi? Kimse bilmese de ben biliyorum. Ofisinize geldiğim ilk gün sizi gördüm ben. Öyle karizmatik, kontrollü falan değildiniz. Kendinizi kesecektiniz neredeyse. Sahip olduğu her şey bir noktada Can'a bağlı oldu Bilge'nin. Yani arabası, işte yaşayış tarzı. Onu alıp bir şeyin içinden kurtardı. O yüzden bir şeye dönüştü aslında Can'la Bilge'nin. Şey bir dostluğa dönüştü yani bence. Hani o aşktan bilmem neden ziyade benim için. Güzel. Güle güle kullan. Kazasız belasız. Hocam, Can Bey. Ben ne desem bilemiyorum. Genellikle şu tavsiye edilir. Akıllı ve çalışkanım. Güzel şeyler yapıyorum. Güzel şeyler hak ediyorum. Bir kardeşimle ilişkimizi kurarken o beni çok heyecanlandırmıştı aslında. Yani o durumu çok işleyemedik ama o otizm, o Asperger sendromu, bir ablanın ona yaklaşımı. Yani işin içerik kısmı, beni ilgilendiren kısmı aslında beni birazcık zorladı demeyeyim de. Hani malzemem vardı diyeyim. Doğru!
Özür dilerim. Çok özür dilerim amcığım. Allah belanı versin senin. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aslında işte Bilge burada bunu yapar mı? Yani keşke hani şu ya bir Bilge gibi bir kız buna burnunu sokar mı falan ya da işte en sonki bölümden ya Bilge nasıl dosyanın içine bakmaz falan gibi şeylerim oldu tabii yani. Eti Hanım dosyayı Duru'ya vermemi istemişti. Hani nasıl bağlanacağını inanın ben de hiç bilmiyorum. Umarım başladığımız kadar güzel de bitiririz diyorum. Her anlamda görüntüler, mekanlar, işte sanat her anlamda çok doyurucu olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar zamanda bunu yapabilmiş olmamız bence çok güzel. Kalıcı bir iş oldu yani bence.